Cümleden selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi kuru fasulye tarlamıza geldim. Kuru fasulyemiz %90 oranında çıkışları tamamlamış. Üçüncü, dördüncü yaprağı geçmiş. Göründüğü gibi durum bu şekilde fasulyemizde. Şimdi biz burada bu tarlada ne yaptık? Biraz ondan bahsedeceğim. Öncelikle Kasım ayında ben burayı pullukla nadas yaptım. Sonrasında pullukla nadastan sonra tarlayı dinlenmeye bıraktık. Ta ki Nisan'ın 25'ine kadar. Nisan'ın 25'inde kazayağıyla karıştırdım. Tesviyeledim. Karıştırdım. Akabinde de gördüğünüz gibi şu siyah siyah olanlar hayvan gübresi. Akabinde de hayvan gübresini getirdim, tarlama dağıttım. Şu ana kadar kimyasal herhangi bir şey yapmadım. Gübre, ilaç vesaire. Bundan sonra da muhtemeldir kimyasal herhangi bir şey yapmayacağım. Sadece solucan gübresi kullanacağım. Fasulyemize bu şekilde bakacağız. Solucan gübresinin de farkını göreceğiz. Burası 5 dönümlük bir tarla. Fasulyemizi 70 santime ektim. Bir havalı müpserle ektirdim. 70 santim aralıklarla. Arasına çapayı traktörle yapabilmek için bu şekilde ektik. Normalde 45 santime falan, ortalama 45 santime ekimi yapılıyor. Ben bu şekilde tercih ettim. Takriben bundan sonra 10 günde bir sulasak, Temmuz ayında 3 defa sulasak, Ağustos ayında da 3 defa sulasak, yani 6 defa falan sulama ihtimalimiz var. Tabii 6 defa fazla da olur gibi geliyor. Şu anda durumuna göre bir şey diyemeyeceğiz tabii. Yaptıktan sonra göreceğiz. Bunların hepsini not alarak bir dahaki seneler için tecrübe de kazanarak yapacağız. Tecrübe her şey. Şurada gördüğü gibi de daha yeni patlatıyor burayı. Fasulyemiz burada kendisi. Gördüğünüz gibi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.
Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.